ben sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz ve branşınız nedir hocam? Biz birazcık uzun söylemesi, plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyız. Yani aslında branşımızın içerisinde sadece estetik yok. Biz bu eğitimi alırken yaklaşık 7 sene boyunca süren bir eğitim. Onarım cerrahisi, dokuların onarılması, hasarlı dokuların tedavi edilmesi esas konumuz bu. Ama tabii dokuya olan saygıdan dolayı da estetik kısmı piyasada bu işin daha büyük bir kısmını oluşturuyor. Estetikte de dokuya saygı çok önemli. O yüzden bu eğitimi alırken dokuya saygılı olduğumuz için de çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Türkiye'de plastik cerrahi konusunda çok ileri bir noktada. Evet hocam, sizi diğer estetik cerrahlarımızdan ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden size gelmeniz, neden sizi tercih etmeniz? Öncelikle dediğim gibi dokuya saygı çok önemli. Ben daha çok ağırlıklı olarak burun ameliyatları yapıyorum. Burun ameliyatlarında da Türkiye, dünyada en baş noktalardan birisini seçiyor ve tüm Avrupa'dan, tüm dünyadan Türkiye rinoplastik konusunda, yani burun estetiği konusunda çok tercih edilen bir ülke. Biz de tabii ki kendi çapımızda olabildiğince tüm yenilikleri takip etmeye çalışıyoruz. Bugün de açıkçası bir yenilikten bahsedeceğim. Burun ameliyatı ile ilgili bir yenilikten bahsedeceğim sizlere. Yeni cihazlar piyasaya giriyor. Onları kullanıyoruz. Onlarla ilgili açıkçası bilgi vereceğim kabaca. Evet. Bu cihazımız hakkında biraz izleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Bize faydaları neler olacak? Kabaca ben şöyle anlatayım size. Burun estetiğinin birazcık teknik olarak detaylarına gireyim. Burun estetiğinde artık eskisi gibi sadece burnu şekillendirmek amaçlı bir ameliyat yapmıyoruz. Daha doğal, güzel olan, doğada güzel olanı taklit etmeye çalışıyoruz. Amacımız yapılmış bir burun ya da şu şekilde olsun bir burun değil. Yüzümüze uyumlu, doğal ve güzel olan burnu taklit etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de dokulara saygılı olmak çok önemli. Çünkü burun ameliyatı olduğunuzda İlk belki bir 6 ay çok güzel gidebilir, her şey yolunda gidebilir ama 6 aydan sonra eğer dokulara saygı gösterilmediyse cilt dokuları, kıkırdak dokuları travmaya uğruyor, deforme oluyor ve bir sene sonrasında istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Peki dokuya saygıdan kastım nedir, onu anlatmak istiyorum. Biz burun ameliyatına başladığımızda bizim kemiğin üzerinde ve kıkırdakların üzerinde ince bir zar var. Bütün damarlar ve cildi besleyen dokuların hepsi bu zarın üzerinde yer alıyor. Eğer biz bu zarın altından ilerlersek ameliyat sırasında, damarlara zarar vermezsek kanamamız daha az, doku iyileşmemiz daha hızlı oluyor. Bir de bizim en çok korktuğumuz, tüm plastik cerrahların en çok korktuğu şey ameliyat sırasında kemik şekillendirme. Eskiden kemik şekillendirirken biz çekişler ve ince çizel dediğimiz şeyler kullanıyorduk, kesici materyaller kullanıyorduk. Törpüleme oluyor değil mi hocam? Törpüleme kısmı da var. Birazcık onlar da böyle üzeri sert ve pürüzlü şeyler. Biraz kontrolümüz dışındaydı. Yani biz çekişle başkasına vurduruyoruz. Evet. Hemşiremizden, asistanımızdan faydalanıyoruz. Kontrolsüz şekilde kırılabiliyordu, istemediğimiz kırıklar oluşabiliyordu, çökmeler oluşabiliyordu. Yani mesela şey düşünün, bir tahta parçasına nasıl bir çekişle vurduğunuzda istemediğiniz sonuçlar ortaya çıkabilirse, aynı şey bu cerrahi sırasında da geçerli. O yüzden düşünmeye başladık, nasıl buna travmasız bir şekilde, problemsiz bir şekilde çözeriz. Ve işte burada piezo dediğimiz, ultrason enerjisinden yararlandığımız bir cihaz bize yardımcı oluyor. Ultrason enerjisi sadece dokuya selektif, yani kemik dokuya sadece müdahale ediyor. Yani altındaki damar dokusuna, mukoza dokusuna müdahale etmediği için onlarda herhangi bir travmaya neden olmuyor. Sadece kemiği peynir gibi kesiyor ve biz istediğimiz şekli kemiğe verebiliyoruz. Hem diyorsunuz ki korkusuz, çok daha kontrollü, çok daha kontrollü, çok daha korkusuz kemiğe istediğimiz şekli veriyoruz ve pürüzsüz bir şekli verebiliyoruz. Hani törpüden bahsettik ya, törpüde ister istemez böyle çakıl taşı gibi elimize gelen bir müddet sonra, 6 ay sonrasında elimize gelen düzensizlikler olabiliyor. Cilt eğer travmatik yapıldıysa cilt inceliyor ve alttaki bütün problemler ortaya çıkarıyor. Bu ultrason yardımda aldığımız teknikle kemiğe istediğimiz pürüzsüzlükle şekli veriyoruz, ütülenmiş gibi. Eğer zar altından da ilerlediysek, damarlara zarar vermediysek, 2 gün bilemediniz çok hafif bir ödem, 3. günden sonra ciddi anlamda hızlı bir toparlama. Hastamız 1. hafta kontrole geldiğinde burnu açıyoruz ve sadece hafif bir ödemle
karşılaşıyoruz. Bantlıyoruz bir haftada, ikinci hafta geldiğinde normal yaşantısına, sosyal hayatına çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Burada teknik önemli bir, teknoloji önemli iki. Ama teknolojiyi emin ellerde kullanılması lazım. Keskin bir kılıç o cihaz. Eğer uygun şekilde kullanılmazsa bu sefer elimizdeki keskin kılıç istemediğimiz travmalara da neden olabilir. Bir cerrahın deneyimi çok önemli bu konuda. Özellikle hangi konuda daha yoğunlaştıysa onunla ilgili yeni gelişmeleri takip etmesi çok önemli. Ve bu yeni gelişmeleri de en iyi şekilde kullanması cerrah açısından da çok önemli. Bunlar da hastamız için çok önemli. Çünkü çok daha hızlı sosyal yaşama dönüyorlar. Ve bir sene sonrasında, iki sene sonrasında, 10 sene sonrasında nasıl bir şekil verdiysek buruna o şekilde kalmasını da sağlayabiliyoruz. Burası çok önemli. Evet hocam, tabii ki estetik olayımız çok önemli. Özellikle burnumuzda ve dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar süre korumamız önemli? Biz ameliyattan sonra... Bizim gelen darbeler için söylüyoruz. Evet yani istenmeye. Bizim yurt dışından da hastalarımız geliyor ve çok kısa dönemleri oluyor burada geçirdikleri dönem. Biz onlara bir hafta 10 gün kadar bir süre ayırmalarını istiyoruz. Birinci hafta kontrolümüz oluyor genelde. 5. güne de çekebiliyoruz duruma göre. Birinci hafta geldiklerinde bir bantlama yapıyoruz. 2. haftada o bantları çıkarıyoruz. Hastamız sosyal yaşantısına dönebiliyor ama güneş gözlüğü kullanmasını istemiyoruz. Ödem ve şişlik olduğu için. Travmalardan korumasını istiyoruz. Yaklaşık 1 ay kadar. Onun dışında da tüm estetik cerrahilerde olduğu gibi bize bir 6 ay vermesini istiyoruz. Burnun tam olarak oturması için, çok ince ayrıntıların oturması için, evet. Ama artık o eskisi gibi dediğim kemiklerde istemediğimiz kırıklar, işte sadece şekil verelim diye cerrahi yapmadığımız için hiç korkusuz 6 ay sonra da, 10 sene sonra da aynı burunla hayatına devam edebiliyor. Biliyorsunuz ki hem bayanlar için hem beyler için özellikle burnumuz çok önemli. Çok önemli. Bu yüzden yüzümüzün, güzel de, evet. Yüzümüzün tam ortasında ve ifadeyi çok etkileyen bir organ. Tamamen değiştiriyor. Ve fonksiyonel. Yani fonksiyonunu da korumak gerekiyor. Çünkü nefes almamızı sağlayan bir organ. O yüzden de o kıkırdak yapılarını koruyoruz, zarları koruyoruz, dokuya saygılı oluyoruz. Sadece şekil vermek amaçlı kesip biçmiyoruz. Evet hocam, tabii ki bu estetik işlemde çok önemli ve süre de çok önemli, zaman da çok önemli. Özellikle çalışanlar için, yurt dışından izin alıp gelen tabii ki misafirlerimiz için de ne kadar önceden size randevu için bilgi almaları gerekiyor? Yurt dışında yaşayan hastalarımız için biz de bir irtibata geçmelerini istiyoruz öncelikle. Onların muhakkak ki yurt dışında çalışma koşulları altında bir izin dönemleri oluyordur. Biz de bir irtibata geçiyorlar, bize fotoğraf yönlendiriyorlar. Biz fotoğraflardan nasıl bir ameliyat olacak onunla ilgili kısa bir bilgi veriyoruz. Ve zamanlarımızı söylüyoruz. Bize bir ay öncesinden, en az bir ay öncesinden ulaşırlarsa biz burayla ilgili tüm transferlerini, hastane koşullarını, her şeylerini ayarlıyoruz. Hastamız sadece uçak biletini alıp Türkiye'ye iniyor ve biz onları karşılıyoruz havalimanında. Biliyorsunuz bu hasta turizmi Türkiye'de çok gelişti. Evet. Onlar bizim için çok önemli. Evet, çok önemli. Çok değerli bizim misafirlerimiz. Biz onları havalimanından karşılıyoruz, otellerini yerleştiriyoruz. Ameliyatlarını yaptıktan sonra tüm kontrolleri için yine transferlerini sağlıyoruz. Biz onların burada eli ayağı oluyoruz. Çünkü burada sırf hasta doktor ilişkisinden öte gurbetçi oldukları için onlara da burada bir ev sahibi gibi ağırlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii ki aynı zamanda da periyodik kontrollerini yaptırmak için çok önemli. Tabii. Yani bir de oraya gittiklerinde biz 3 ay sonrasında tabii ki sürekli irtibat halinde oluyoruz. Bize fotoğraf göndermelerini, bir sıkıntıları olduğunda lütfen bize ulaşmalarını istiyoruz. Yurt dışına da gidiyoruz. O bölgede ziyaretlerimiz de oluyor yurt dışında hastalarımızı. Denk gelirsek de orada kendilerini de orada görüp kontrollerimizi de yapabiliyoruz.